Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, ömür dediğin kıssadan hisse, çok güzel bir kıssa, kısa olarak paylaşayım istedim bundan. Adamın birisi bir gün ormanlık bir araziye gider, gezinirken birden gözleri şimşek gibi çakar. Bir de ne görsün? Bir aslan üzerine doğru geliyor. Adam süratle kaçar. Aslan da peşine takılır. Can korkusuyla kaçarken önüne bakmaz. Birden bir kuyuya düşerken kuyunun kenarındaki otlardan tutunur. Aşağıya baktığı zaman bir de irkilir. Ağzını açmış bir ejderha yukarıya doğru bakarak düşmesini bekliyor. Allah Allah. Aslan da yukarıda bekliyor derken bir ses duyar. Tutmuş olduğu otları bir beyaz, bir siyah fare kemiriyor. Allah Allah. Ne yapsa kurtuluş yok. Yukarı çıksa aslan yiyecek, aşağı atlasa ejderha parçalayıp yiyecek, atlamasa fareler kemirip yine onu efendim oraya düşürecek. Evet kardeşlerim, burada bir hisse var. İşte insanın ömrü aynen böyledir. Aslan kötü arkadaştır. Nefsi ve şeytandır. İnsan avlamak için peşinden koşar. Beyaz fare gündüz, siyah fare ise gecedir. İnsan ömrünü kemirerek bitirir. Ejderha ise her insanın tattığı ölümdür. Kurtuluş yoktur. Muhakkak ölünecek, hesap sorulup Allah-u Teala'nın emrine uyanlar, cennete, nefsine uyanlar, şeytana uyanlar, cehenneme gideceklerdir diye burada kıssamız bitiyor. Allah-u Teala kıssalardan hisselenmeyi, efendim, ibretler almayı nasip eylesin. Dünya fani, ahiret ebedi, baki. Öyle bir hayat ki gelecek bir daha bitmeyecek. Allah-u Teala rahmet eylesin. Geçen bizim köyümüzden iki tane genç kişi, abilerimizden hastalığa yakalandılardı, kanser hastalığına vefat ettiler aynı gün. Efendi Hazretlerimizin sözü her zaman aklıma geliyor. Kanser hastalığına kötü demeyin. Hayır, hayır. Kanser hastalığı kötü değildir. Asıl kötü olan namazsızlık hastalığıdır, buyurmuş. Namazsızlık öyle büyük bir beladır ki bunun misli yoktur kardeşlerim. Geldik gidiyoruz. Gelin 5 vakit namazımızı kılalım. Namazsız, abdestsiz, zikirsiz ölüp gitmeyelim. Bak, ummadığımız adamlar, sapasağlam adamlar bir anda hastalığa yakalanıyor. Gözümüzün önünde eriyip efendim ölüp gidiyorlar. Bir gün biz de böyle olabiliriz. Nice insanlar sapasağlamken kalp krizinden, kanser hastalığından, trafik kazalarından çeşitli nedenlerle ömürleri, vadeleri dolup ahirete gitmektedirler. Ondan sonra bu adamlar, bu vefat edenler dünyadayken namaz kıldılarsa, oruç tuttularsa, Allah-u Teala'yı zikrettilerse, Kur'an'a baktılarsa, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine ittiba etme hususunda gayret ettilerse, ilim meclislerine gittilerse ne mutlu onlara. Ama buralardan gafil, namazsız, abdestsiz, oruçsuz öldü gittilerse eyvah, eyvah. Davet ediyoruz, gelin sohbet var, gelin namaz kılalım. İnşallah, inşallah yapacağız. Ama bugün kabristanlar inşallah yapacağız, edeceğiz diyenlerle dolu. Kardeşlerim, lütfen Allah rızası için aldanmayalım. Bu dünya bizi çok aldatıyor. Hepimizi de aldatıyor. Mutlaka kitabımıza, Kur'an'ımıza bakalım.
Kıymetli hocalarımızın sohbetlerine katılalım. Mutlaka namazsız durmayalım, camiye gidelim. Evden de olsa, YouTube'dan da olsa sohbet dinleyelim. Bugün ayakta uyumamızın sebebi sohbetten uzağız. Ayet dinlemiyoruz, hadis dinlemiyoruz, efendim, dolayısıyla da uyanamıyoruz. Ne diyelim? Allah-u Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Allah rızası için buradan birkaç kelam etmiş oldum. Kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu tesirli eylesin. Belki bir kardeşimiz dinler de, belki ona bir faydası olur, bir şuur olur. Belki bir gevşekliği vardır, daha dikkat eder, değil mi? Bu gibi sohbetler faydalıdır kardeşlerim. Allah'ın Celle Celaluhu konuşmalarımızı rızasına uygun şekilde tesirli eylesin. Amin. Faydalı eylesin, uyanmalara vesile eylesin kardeşlerim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.